Latife Hanım, son defa soruyorum. Gerçekten bu belgeleri taşımak istiyor musunuz? Zira başka arkadaşlar aracılığıyla da İzmir'e yollayabiliriz. Bana güvenmiyor musunuz? Tabii ki size güveniyoruz. Ancak bu çok tehlikeli bir görev. Ve siz de İzmir'in en tanınmış zengin ailesine mensupsunuz. Sizi herkes tanıyor. İşin kötüsü, işgal kuvvetleri de tanıyor. Merak etmeyiniz, görevi layıkıyla yerine getireceğim, emin olunuz. Peki o halde, bir saat içinde hazır olun. Arkadaşlar sizi İzmir vapuruna bindirecek. Orada verdiğim adrese belgeleri teslim edersiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Anlatacağımız öykünün kahramanı o günlerde henüz 22 yaşındaydı. Doğup büyüdüğü kent işgal altındaydı. İşgale karşı mutlaka bir şeyler yapmak istiyordu. Yunanlılara karşı yürütülen istihbarat faaliyetinde görev aldı. Milli mücadele için kuryelik yaptı. Tam 76 yıl yaşadı. Yaşamının 2,5 yılında Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal'in eşi ve yardımcısı oldu. Öykümüzün kahramanının adı Latife Hanım'dı. ...1922 yılıydı. İşgal kuvvetleri bütün cephelerde yeniliyor, Anadolu'da özgürlük türküleri söyleniyordu. İzmir'in en zengin ailelerinden Uşakizadeler, işgalin ardından can güvenlikleri kalmayınca Fransa'ya göç etmişti. Latife doğup büyüdüğü İzmir'e 3 yıl sonra İstanbul üzerinden geri dönüyordu. Yükü ağırdı. Milli mücadelenin belgelerini taşıyordu. Dur! İyi akşamlar bey komutan. İyi akşamlar. Tamamdır. Dur! Bana mı dediniz? Sen Uşakizadelerin kızı değil misin? Kimliğini ver. Bu da ne? Fransız pasaportu. Sahte mi? Nereden çıktı şimdi bu? Sahte olup olmadığını Fransız konsolosluğundan öğrenebilirsiniz. Fransa'dan yeni döndü. Seni tanıyoruz Latife. Bu işte bir iş var. Arayın şunun üzerine. Hayır, Müslüman bir kızın üzerine arayamazsınız. İzin vermiyorum. Derhal tutun şunu, karakola götürün. Gözaltına alınan İzmir'in en köklü ve en tanınmış ailelerinden Uşakizadelerin kızıydı. Latife gözaltında üstünü aratmadı ve o gün bir söz verdi. İzmir'i işgalden kurtaracak komutan onun evinde misafir olacaktı. Eylül 1922'de İzmir işgalcilerden kurtarıldı. Milli mücadele zafere ulaşmıştı. Ama limanda işgal kuvvetlerinin donanmaları bekliyordu. Türkler
zafer kutlamaları yaparken yenilginin dehşetini yaşayanlar limandaki gemilere sığınmaya çalışıyordu. Anılardan hiç silinmeyecek bir kargaşa yaşanıyordu. Büyük yangın Eylül'ün 13'ünde başladı. İzmir alev alevdi. Yangında Uşakizade ailesi tam 72 parça gayrimenkulünü yitirdi. Latife ise coşkuluydu. İçi içine sığmıyordu. 3 yıldır süren kabus bitmiş, İzmir'i işgalden kurtaran komutan halkı selamlamıştı. Latife Mustafa Kemal Paşa'nın gazeteden kestiği fotoğrafını milli mücadele boyunca hep göğsünde taşımıştı. Ve ne ilginçtir ki Mustafa Kemal Paşa karargah olarak Uşakizadelerin mor salkımlı evinde karar kılmıştı. Latife onu evinde ağırlayacaktı. Latife Hanım, kapıda bir zabit var. Mustafa Kemal Paşa'nın karargahından gelmiş. Paşa'nın bir ricasını iletecekmiş. Buyursunlar, neymiş arzuları? Evinizi karargah olarak münasip bulmuşlar. Ancak babanız ve anneniz Fransa'da olduğu için evin hanımı olarak sizden bir istirhamları var. Paşa'ya bir davet mektubu yazmanızı istiyorlar. Böylece herhangi bir yanlış anlamanın da önüne geçilmiş olacak. Zabit efendiyi hemen içeri alın. Bir şeyler ikram edin, ben de mektubu yazarım bu arada. Göztepe'deki evimizin Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı olarak düşünülmesi ailemiz adına büyük bir şeref olacaktır. Böyle bir şerefin bir Türk ailesinden esirgenmemesini arzu ümit ederim. Uşakizade Latife. Latife mektubu yazdıktan sonra faytona atladı. Dizginlere sarıldı ve şehrini kurtaran askerlere tütün, sigara ve sargı bezi taşıdı. Evine döndüğünde onu Mustafa Kemal Paşa'nın korumaları durdurdu. Dur! Nereye gidiyorsun? Giremezsin. Ama burası benim evim. Hanımefendiye müsaade edin, buyursunlar. İzmir'e ve evimize hoş geldiniz paşam. Şeref verdiniz. Müsaade ederseniz elinizi öpeyim. Aman efendim, estağfurullah. Siz hanım olarak benim elimi öpmeyin. Ben sizin elinizi öpeyim. Paşam, aylardır bugünü bekliyorduk. Allah sizden, hepinizden razı olsun. Gazanız mübarek olsun. Sağ olun Latife Hanım. Size de geçmiş olsun. Hapis yatmışsınız, öğrendik. Sadece 3 ay paşam. Sizin yaptıklarınızın yanında lafı mı olur? Buyurun birlikte kahve içelim. Yorgunluk atalım. Müsaade ederseniz kahveyi ben hazırlayayım paşam. Memnuniyetle. Latife kahramanıyla tanışmıştı. Mustafa Kemal genç kızın bilgisinden, kültüründen, coşkusundan çok etkilenmişti. Latife karargah olarak seçilen evin hanımıydı. İşgalden bunaldığı günlerde İzmir'i kurtaracak komutanla evleneceğini söylemişti. Hayalleri gerçekleşiyordu. O inmiş, gidebilir miyim demiş. Gitmiş, girmiş, şu odada ben yatarım demiş. Beğenmiş, çok beğenmiş. Şu odada ben yatarım demiş. Şu odamda kütüphanem olur demiş. Şu odada giyinme odam olsun demiş. Ondan sonra diğerlerini kendileri kullanabilirler arzu ettikleri takdirde demiş. Ben burada kalıyorum, beğendim burayı demiş. Ve hakikaten kaldı. Karargah günlerinde Mustafa Kemal ile Latife arasındaki ev sahibi misafir ilişkisi giderek karşılıklı hayranlığa dönüşüyordu. Mustafa Kemal gencecik yaşında olağanüstü bilgi, olgunluk ve zerafet sergileyen Latife'den etkilenmişti. Fikirleri ve Türkiye'nin geleceğine dair hayalleriyle Latife, Mustafa Kemal'in aklını çeliyordu. Güzel sanatları çok severdi. Fevkalade güzel piyano çalardı.
Ve Fransızcayı Fransız gibi, İngilizceyi İngiliz gibi, Almancayı bir Alman gibi yazar, okur ve onun okunmasından da çok istifade ederdi. Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil'den aldığı edebiyat dersleri, Türkçe dersleri ve buna eklenmiş olarak o zamanın malum edebiyatı bayağı yüklü Arapça ve Farsça var. Yani son derece büyük bir kültür birikimi ediniyor gencecik yaşında. Latife çok kısa sürede Mustafa Kemal'in en yakın yardımcılarından biri oluvermişti. Aralarındaki titreşim giderek farklı bir dil geliştirmelerini sağlamıştı. Latife her sabah dünya basındaki gelişmeleri ve Türkiye ile ilgili haberleri ona okuyor, Mustafa Kemal de Latife'ye Latif diye takılıyordu. İkisinin arasındaki o güçlü titreşim, İzmir'in kurtuluşu şerefine verilen yemekte Halide Edip'in gözünden kaçmamıştı. Latife Hanım da yanımda oturuyor ve gözünü ayırmadan ona bakıyordu. Mustafa Kemal Paşa onun aklını başından almıştı. Kendisinin de Latife Hanım'a aşık olduğu aşikardı. İkisi arasında iki insanın birbirine cezbolmasından kaynaklanan bu güçlü akım geceyi şenlendiren hadiseydi. Mustafa Kemal keyifli anlarında Latife Hanım'a yaverdi diyordu. Bir gün içini karartan 64 parçalık İngiliz savaş gemilerine baktı. Büyük taarruzun galibi bu tehditkar donanmanın varlığını içine sindiremiyordu. Latife Hanım'dan İngilizce bir nota yazarak İngiliz donanma komutanlığına göndermesi için yardım istedi. Günlerdir İngilizlere gemilerini çekmeleri için nota yazılmasını söylüyorum. Ne oldu? Yazılmadı mı 4 satırlık yazı? Paşam, müsaade buyurursanız ben yazayım. Buyurun yazın. Artık burada hikmet vücudunuz yoktur. Karşımızda mağlup bir devlet bulunmaktadır. Zaferi kazandık ve hakimiyetin verdiği huzurla oturuyoruz. Donanmanızın limanımızda bulunmasının hiçbir lüzumu kalmamıştır. İzmir limanını 24 saat zarfında terk etmenizi bekliyoruz. Aksi takdirde hükümranlığımızın gereğini yapacağımızı bilmenizi isteriz. Mustafa Kemal. Harika. Tam istediğim gibi yazılmış. Sizin bir türlü yazamadığınız notayı hanımefendi 2 dakikada yazmışlar. Kendisine teşekkür ettim. Hanımefendi, bu notayı hangi kalemle yazdınız? Verin bana o kalemi. Latife Hanım Atatürk'ün öptüğü altın işlemeli kalemi ömrünün sonuna kadar sakladı. Sakladığı bir başka hatıra ise aldığı romantik evlilik teklifinin yazılı olduğu resimdi. Latife Hanımefendi diyor, lütfen bugün odamı siz toplar mısınız? İlk defa böyle bir teklif alıyor Latife teyzem. O güne kadar odasına hiçbir şekilde girmemiş. Bir merakla gidiyor odaya. Yatağın içinde birisini buluyor Latife teyzem. Allah Allah diyor, yani ne işi var bunun burada filan. Ve götürüp çerçevesinden duvara yerine yerleştiriyor. Sonra akşam diyor ki, bir gariplik fark etmediniz mi diyor paşa. Hayır paşam diyor, fark etmedim. O zaman gidip diyor geri getirin diyor o fotoğrafı diyor. Bir fotoğraf vardı diyor. Onu diyor getirir misiniz diyor yatağın üstünde. Onu diyor duvara astım diyor. Onu getirin lütfen diyor. Peki paşam diyor, çıkıyor. Duvardan indiriyor, arkasına bakıyor. Ve evlenme teklifini okuyunca tabii hem şaşırma hem güzel bir sevinç. Bir fotoğrafın üzerine bir gülle, artık sen bu güle bak, bir kere daha hayır dersen sana bir daha evlenme teklif etmeyeceğim diyor. Mustafa Kemal Latife Hanım'a sürpriz dolu bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Latife Hanım yıllar sonra Mustafa Kemal'in lirik evlenme teklifini şöyle anlatacaktı. Paşamız çok gerçekçi bir tavırla, özellikle de aldığım batı eğitimi nedeniyle benim kendisine uygun eş olduğumu düşündüğünü söyleyerek beni şaşırttı. Daha ne yaptığımı kavramadan onun bu teklifini duygusal olmaktan çok uzak ve gerçekçi bir ruh hali içinde kabul ettiğimi söyledim. Evlenme teklifini kabul etmiştim.
ama herhangi bir tarihten söz edilmemişti. Bu yüzden evlenmeden önce daha yıllar geçeceğini düşünmüştüm. Mustafa Kemal de aynı ruh hali içindeydi. Soranlara evlilik kararını şöyle anlatıyordu. Ben zaten evlenmek için evlenmek istemiyorum. Vatanımıza yeni bir aile hayatı yaratmak için önce kendim örnek olmalıyım. Kadın böyle umacı gibi kalabilir mi? Latife Hanım nişanlanmaya hazırlanırken Mustafa Kemal hemen evlenmek istiyordu. Latife Hanım'a karşılarına çıkacak ilk müftünün önünde nikahlanmayı önerdi. Latife Hanım ise ailesinin Fransa'dan dönmesini ve onay vermesini şart koşmuştu. Muammer Bey bu evliliğe pek ona onay vermemiş. İstemiyor ve diyor ki kızım ev üstüne olmaz. Sen bir eve de gitmiyorsun. Bir karargaha gidiyorsun. Karargah ev üstüne hiçbir şekilde olmaz diyor. Diz çökmüş önünde. Ve evlenme demiş. Eğer demiş hayır diyemiyorsan yani son dakikada yani hayır demek seni korkutuyorsa o zaman bunu benim üstüme yık. Babam istemiyor de. Ben de babamın arzusuna karşı gelemem de. Ben üstüme alayım. Ama evlenme. Fakat Latife teyzem demiş ki çok seviyorum baba. Evleneceğim. Evlenmeye karar vermişlerdi. Ancak henüz nikah yüzüklerini almamışlardı. Zira yüzükler bağımsız bir ülkenin müjdecisi olan Lozan Anlaşması'nın kudretli paşası İsmet İnönü'den hediye olarak geliyordu. Paşa hem mürekkebi kurumamış anlaşma metnini hem de üzerlerinde Kemal ve Latife yazan yüzükleri getirmişti. Hem anneannemin hem İsmet Paşa'nın dedemin bu evlilikten çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Yani bize hep öyle anlatırlardı. Çok seviniyorlar ikisi de. Lozan'da sanıyorum o sırada İsmet Paşa ve büyük bir memnuniyetle oradan bir yüzük alıp getiriyor. Bir başka anı daha var. O da Lozan'da bir büyük bir kutu geliyor, bir elbiseler geliyor bir butikten. Onlar da çok gençler yani Lozan'dayken Mevlüt Hanım 26 yaşında. Bu kıyafetleri görünce şaşırıyor, meraklanıyor ve oturup bekliyor otelde. İsmet Paşa müzakereden döndükten sonra o hemen gidip soruyor nedir bunlar diye. O da gülümsüyor yani anlıyor böyle eşinin biraz heyecanlandığını, endişe ettiğini. Merak etme iki gözüm diyor. Bunlar diyor çok değerli, çok kıymetli bir hanımefendiye ait. Bunlar Latife Hanım'ın ısmarladığı elbiseler, onlar geldi diye biraz da gönlünü ferahlatıyor yani Mevlüt Hanım'ın. Mustafa Kemal Paşa Uşakizadelerin köşküne 27 Ocak 1923 günü geldi. Latife Hanım'ın ailesiyle tanıştıktan sonra Latife Hanım'ı elinden tuttu ve hemen hazırlan, kadıyı çağırıyorum deyiverdi. Latife Hanım birkaç gün süre isteyince gülerek emir emirdir diyordu. Sonunda Latife Hanım onu 2 gün beklemeye razı etmişti. Ancak Mustafa Kemal bir kez daha istediğini elde etmiş ve mor salkımlı eve gelişinden henüz bir gün sonra Latife Hanım'ı nikah masasına oturtmayı başarmıştı. Hepimiz oradaydık, bütün aile. Nikahta, medeni nikah, şimdiki gördüğümüz medeni nikahlar gibi. Dedemin oturma odasında bir masa koymuşlardı. 4 köşe bir masa. Atatürk'ün şahidi de Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Salih Bey de hemşiremin vekili. Müftü Efendi böyle oturuyordu. Ondan sonra Mareşal işte nasıl şimdiki yaptıkları şey gibi. Nikah aslında Cumhuriyet'in kadının özgürleşmesinin ve yepyeni bir dönemin başlangıcının ilk işaretiydi. Zira nikah masasında 4 şahidin önünde Mustafa Kemal'le birlikte ilk kez gelin yani Latife Hanım da oturuyordu. Nikaha İzmir müftüsü kıydı. Latife Hanım nikah törenini şöyle anlatacaktı. Kocamın neden böyle davrandığını şimdi anlayabiliyorum. Ülkemizin insanlarına örnek olmak istiyordu. Bu olaydan sonra pek çok insan batılı usullerle evlendi. Mustafa Kemal dini nikahta müstakbel eşi için sadece 10 dirhem yani 31 gram gümüş ödeyeceğini söylemiş ama hediyelerle Latife Hanım'a verdiği o büyük değeri göstermişti.
eşine Sakarya adını verdiği en sevgili atını, Türk ordularına teslim olan Yunan ordusu komutanı General Trikopis'in tabancalarını ve İzmir'e çekilen ilk sancağı hediye etmişti. Mustafa Kemal Paşa aşkını özgürlüğe dair armağanlarla ifade etmişti. Yeni Türkiye'nin kurucusu öncü bir kadınla hayatını birleştirerek dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir mesaj veriyordu. Gerçekleştirmek istediği bir Türk toplumu var. Kadın ve erkeğin eşit olduğu gerçek anlamda. Bir de kadın ve erkeğin arkadaşçana bir hayat arkadaşı diyebileceğimiz, yani hayat arkadaşı kelimesini ifade ettiği, hayatı paylaştığı, eşit sorumluluklar ve eşit diyelim ki katkılarla toplumu kurduğu bir Türkiye istiyor. O Türkiye içinde Latife Hanım mükemmel bir insan. Yani o modern hayatı gerçekleştirebileceği bir kadın. Son derecede hanımefendi, büyük Atatürk gibi bir büyük, yani dünya çapındaki bir devlet adamının, bir cumhurbaşkanının eşi olmaya layık bir hanımefendiydi. Çıktıkları balayı gezisi, Anadolu'yu gezmek, halkı dinlemek ve onların sorunlarını paylaşmak yolunda birlikte atılmış bir adımdı. İzmir'de sinemaları kadınlara açtılar. Balıkesir'de yakılan köylerdeki halkın acısını paylaştılar. Barya'da okunan Mevlid'i birlikte dinlediler. Edremit'te sofraya kadınlarla birlikte oturarak ilk kez kaç göçün olmadığı bir gün yaşattılar. Yani bugün insanlar kalkıp da bu kadar hani kendi şahsi diyelim ki hayatını tamamen kamusal bir görev için bu kadar adamayabilir. Ama o dönemde biz bunu çok doğal karşılıyoruz. Çünkü balayını bile bir şekilde o diyelim ki yeni kurgulamak istedikleri toplumsal yaşama bir örnek olmak, ona bir faydalı olmak için kullanıyorlar. Önemli kararların alındığı İzmir İktisat Kongresi ise balayının ardından tam 500 kadının katılımıyla toplanmıştı. Atatürk balayı gezilerini şöyle anlatacaktı. Halklara ve subaylarıma bir aile kurmak için olmayan paramızı törenlerle, hediyelerle harcamamızın lüzumsuzluğunu göstermek istedim. Birlikte hemen yurdu gezmeye başladık. Her yerde kitlelerin içine giriyor, onlarla konuşuyor, sorunlarını dinliyor, onlardan ne beklediğimizi anlatıyordu. Ah cesur insanlar! Nasıl da dinliyor, nasıl da anlıyorlardı. Şehirden şehre, köyden köye gittik. Bu en güzel balayı değil mi? Latife Hanım, Çankaya Köşkü adı verilen ve gerçekte mütevazı bir bağ evi olan yeni ikametgahına 7 deve yükü çeyizi ve yenilikçi fikirleriyle gelmişti. Anadolu'nun batılı ve modern kentinden sonra Ankara adeta bir yokluk kasabasıydı. Evlerde elektrik yoktu, su yoktu, yol yoktu. Dışişleri Bakanlığı'nın makam araçları at ve eşekten ibaretti. Kanlılar savaşın bütün yükünü omuzlamış bir halkın biricik ulaşım aracıydı. Dünyanın gözü sokaklarında yoksulluk ve gurur dolu 30 bin kişinin yaşadığı bu başkentteydi. Latife Hanım başkentin o puslu gecelerine renk, coşku ve sevinç getirmişti. Zaten biliyor musunuz bu kumandanlar, bu milli mücadele kahramanları evlenmeye de vakit bulamadılar. Ali Fuat Cebesoy evlenmeye vakit bulamadı. Hüseyin Rauf Orbay evlenmeye vakit bulamadı. Nasılsa Kazım Karabekir Paşa o bulabilmiş. Ama pek çok böyle milli mücadelede aktif ve en önde rol almış olan bu milli mücadele mimarları maalesef evlenmeye vakit bulamadılar. Ancak savaşlarda yol arkadaşlığı ve kader birliği yapmış paşalar için Mustafa Kemal hala garnizonun komutanıydı. Latife Çankaya'daki ilk gecesinde yatağında kitap okuyarak Mustafa Kemal'i beklerken aşağıda paşalar yemek yiyor, toplantı yapıyordu. Birbirlerinin reaksiyonlarını, davranış biçimlerini çok iyi bilen, aralarını leb demeden leblebiyi anlayan, böyle bir erkek arkadaşlığının ortasına gencecik bir kadın düşüyor.
Ankara'ya geldikten 10 gün sonra Mustafa Kemal eşiyle birlikte başkentin yeni yaşam biçimini adım adım şekillendirmeye başladı. Mecliste geçmiş yılı anlatacak, Latife Hanım'ın çok önemsediği eğitim ve öğretimin birleştirilmesi konusunda bir konuşma yapacaktı. Konuşma metninin son şeklini birlikte vermişlerdi. Latife Hanım meclisteki konuşmayı dinlemek istiyordu. Bu sıradan bir istek değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına ilk defa bir Türk kadını girecekti. Mustafa Kemal heyecanlanmıştı. Meclise kadınlar da gelmeliydi. İyi olur, önderlik etmiş olursun dedi. O gün meclis tarihi bir gün yaşadı. Kulaklar Mustafa Kemal'in nutkunda, gözlerse lojadaki Latife Hanım'daydı. Hamdullah Supi o gün Latife Hanım'a şöyle diyordu. Sizin şahsınızda bugün Türk kadını bir ihtilal yaptı. Siz lojanızda bir ihtilal bayrağı gibi bizi heyecanlandırıyordunuz. Latife Hanım, genç cumhuriyetin dünyaya karşı sempatik ve devrimci yüzü oluvermişti. Yabancı gazetecilerin gözü kendi dillerini konuşan, cesur, atak ve kararlı bu genç kadındaydı. Washington Post, 500 yıllık Türkiye tarihinde bir ilk diye verdiği haberde, Bayan Mustafa Kemal'in yabancı gazetecilere eliyle çay servisi yapmış olmasının şaşkınlığına vurgu yapıyordu. Düşüncelerini cesaret ve cüretle yaşamında uygulayan Latife Hanım, Mustafa Kemal'i kendisine hayran bırakıyordu. Onun özelliklerini sergilemesinden mutlu oluyor, sık sık çevresine eşini övüyordu. Latife Hanım Gazi'nin Adana gezisinde ona eşlik etti. Gezi Anadolu içlerine yapılan ilk yolculuktu. Latife Hanım halkın karşısına peçesiz çıkıyordu. Galibe Hanım olsun, kendi kız kardeşleri, hatta annesi çok daha açık gezerken kendisi sürekli olarak bir dengeyi tutturma peşinde. Bir yandan orada bulunabilmenin, yani bütün bu erkek kalabalığı içerisinde yurt gezilerinde bulunabilmenin simgesi olarak o pantolonu giyiyor. Ama öte yandan, ama ben yine sizin de bildiğiniz bir kadınım, farklı bir kadın değilim demek için de başını örtüyor. Başını örtüyor ama bilindik usulde değil, sonradan işte Bruce başı falan gibi tabirlerle anılan farklı bir baş bağlama biçimi geliştiriyor. İsmail Habib bu geziyi sadece balayı değil, inkılap ve ders seyahati olarak nitelendirmişti. Ancak aralarındaki ilk gerilim de bu seyahatte yaşandı. Otomobilde Mustafa Kemal'in önde oturarak kendisini arkada ve yalnız bırakmasını içine sindirememişti. Latife Hanım'la Mustafa Kemal Paşa arasında eşit bir ilişki vardı. Latife Hanım eşine zaman zaman paşam dese de daha çok Kemal diye hitap ederdi. Latife Hanım'ın ülkenin önderine Kemal demesi kimileri tarafından paşaya saygısızlık olarak görüldü. Oysa Latife Hanım için Kemal sözcüğü benzersiz sevgi ve tutkusunun bir ifadesiydi. Bir özellikleri daha, mesela üç kız kardeşinde yazı yazarlarken kelimenin başında, ortasında, neresinde K harfi geliyorsa hep büyük yazarlardı. Kemal. Hiçbir zaman küçük K harfi yazmadılar. Hep büyük K. Latife Hanım'ın Mustafa Kemal'e duyduğu sevgi sonsuzdu. Gün geldi, Latife Hanım Mustafa Kemal'e göğsünü siper etti. Ankara kritik günler yaşıyordu. Mecliste Atatürk'e karşı muhalefetin sergilediği uzlaşmaz tavır sonunda meclisin feshedilmesi ve yeni bir seçim yapılması kararını doğurmuştu. Bugünlerde muhalefetin önde gelen isimlerinden Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi gerilimi daha da arttırdı. Cinayeti Mustafa Kemal'in korumasını üstlenen Topal Osman ve adamları gerçekleştirmişti. Mustafa Kemal, düzenli ordunun parçası olan bir muhafız birliği kurulmasına karar verdi. Topal Osman ve adamları hakkında ise tutuklama kararı çıktı. We'll be right back.
Odadaki portakal sandıklarını getirin. Baş üstüne efendim. Hemen paşanın kıyafetlerini getirin. Köşkün arka çıkışını kullanmak suretiyle dedem Rasim Aydın'la birlikte 7 kişilik bir müfreze doğrudan köşke çıkıyor. Fakat köşke çıktıklarında daha önceden tanımadıkları bir müfrezenin köşkü beklediğini buluyorlar. Meclis muhafız alayı olarak birliklerinin lağvedildiği ve teslim olmaları isteniyor. Fakat bu belgenin altında onlar gazinin imzasının olup olmadığını arıyorlar meclis tutanaklarının. Bu belge kendilerine ulaştırılıyor. Fakat bu belgenin altında gazinin imzasını görmeyince bunun muhalif gruplarca gaziye yönelik bir hareket olduğunu ve öncelikle kalkan durumunda olan kendilerinin imha edilmesinin ardından aynı grubun köşkü basarak Atatürk'ü öldüreceğini düşünüyorlar. İsmail Hakkı Tekçe o zaman asıl muhafız birliği komutanlığına atanan kişi. Saldırıya geçemiyor bir türlü. Çünkü içeride Mustafa Kemal var. Çünkü öyle bir şey olsa direkt olarak saldıracaklar. İçeriye doğru hücum edebilirler. Zaman kazanılması lazım. Zaman kazanılmasında da Latife Hanım diyor ki buradan çıkacaksın. Doğrudan içeride kim varsa köşkün boşaltılmasını istiyorlar. Bunun üzerine köşkün boşaltılması tehdidine karşılık nöbetçiler tekrar içeri giriyor ve dışarı çıkıyor ve diyorlar ki köşkte misafirler var. Bunlar çocuklar ve kadınlar. Onların önce çıkması lazım. Onlara bir zarar gelmemesi lazım. Çünkü kararlılığını görüyorlar dedemlerin orada şiddetli bir şekilde. Tabii daha sonra köşkten 3 tane çocuk, 2 tane de bayan çıkıyor. Çünkü köşkten dışarı çıkması lazım ki ancak İsmail Hakkı Tekçe'nin kuvvetleri saldırabilsin. Bunu görüyorlar. Yani siz oradasınız, muhasara altındasınız. Size bir şey olacak diye sizi kurtarmasını beklediğiniz kuvvetlerin saldırıya geçemediğini görüyorsunuz. Ve her geçen dakikada siz ölüme daha çok yaklaşıyorsunuz. Sizin ölümünüz o kadar önemli değil. Fakat sizinle beraber sevdiğiniz insanlar köşkte ölecek. O da bir şey değil. Ama sizinle beraber yeni Türkiye ideası ölecek. Yeni Türkiye ile ilgili tüm fikirler ölecek. Başarmaya çalıştığınız her şey ölecek. Kazandığınız her şey ölecek. İlk müzakereler sürerken oradaki nöbetçilerle haber alışverişleri camın önünde bir gölge peydah oluyor içeride ve bu gölge kalpaklı bir kişi eliyle de hararetli hareketlerle sanki birileriyle bir şey konuşuyormuş gibi bir fotoğraf yansıyor gözlerine. İçeri girdiklerinde bakıyorlar ki camın önünde yerden biraz yükseltilmiş bir sedir oluşturulmuş, yükseltilmiş. Onun üzerinde Latife Hanım, başında kalpak ve bu hareketleri Latife Hanım yapıyor ve birdenbire karşı karşıya kalınca dona kalıyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani bir şok hali. Yaşanan saldırı Latife Hanım'ı korkutmamış, tersine daha da kararlı kılmıştı. Yapılacak seçimlerde kadınlara da oy hakkı verilmesi konusunda Nezihe Muhittin önderliğinde kadın hareketine destek veriyordu. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını talep eden kadın hareketinin milletvekili adaylarından biri de Latife Hanım'dı. Mustafa Kemal de bu hakkın verilmesinden yanaydı. Ama kendini rahat ve huzurlu hissettiği biricik yer olan evinde bu duyguları yaşatan eşinin aktif siyasete girmesinden yana değildi. Latife Çankaya'da bir ülkenin yaşadığı o benzersiz dönüşümün tanığı ve aktörüydü. Mustafa Kemal 28 Ekim 1923 gecesi "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dediğinde ve o tarihi nutkunu yazdığında Latife Hanım ve kardeşleri de oradaydı. İlk kadın olarak meclise girdiğinin haricinde Cumhuriyet'in ilanında da yani o locada kadınlar var. Yani bu da çok güzel bir şey. Mustafa Kemal'in o nutkunu locadan dinliyorlar. Ve tabii çok hüşu içinde dinlemişler. Artık yeni bir rejim kurulmuştu. Geleceğe umutla bakılıyordu. Latife Hanım bu süreçte katıldığı toplantılar ve ağırladığı konuklarına kadın hakları ile ilgili görüşlerini aktarıyordu. Genç bir kadın, yüzü açık.
hemcinsleriyle beraber bir işte çay toplantısı yapıyor ve onlarla gayet güzel işte görüşmeler yapabiliyor vesaire. Yani bir kişi olarak ortaya çıkıyor. Bu harem tabii imajını yıkan bir şey. Kendisiyle görüşen dünya basınının temsilcilerine eğitim konusunda şunları söylüyordu. Bu konudaki fikirlerim çok net. Türkiye'de eğitim dinden ayrılmalı ve bağımsız olmalıdır. Kendi milletimden kadınların fikri olarak yükselebilmeleri için bunun gerekliliğine tamamen inanıyorum. Latife Hanım Türkiye'nin değişen yüzünü temsil ediyordu. Yeni Türkiye için atılan her adım, alınan her karar 500 yıllık bir geleneği sarsıyordu. Ne var ki bu geleneği savunanlar da boş durmuyordu. O bıçak sırtı günlerde değişimin başlıca hedefi onlardı. İzmir'de Mustafa Kemal'e karşı girişilen bir suikast girişiminde Latife yaralanmıştı. Dünya basınına göre Latife, suikastin dikkatini dağıtmış ve eşinin hayatını kurtarmıştı. Belki de o günlerin etkisiyle Latife ömrünün sonuna kadar çantasında Mustafa Kemal'in armağanı olan bir tabanca taşıdı. Neden sizinle gelmiyorum? Nedeni var elbet. Fakat sana söylemek istemedim. Vesveseli kadınsın. Beni meraktan çatlatacak mısın Kemal? Asıl şimdi vesveseye düşeceğim. Emniyete bana bir ölüm tuzağı kurulduğu ihbar edilmiş. İstedim ki hiç yoktan başına bir şey gelmesin. Törenlerde senin yanında olacağım da tuzaklar kurulunca ayrı kalmaya razı mı olacağım sanıyorsun? Mutlulukta yanındaysam tehlikede de yanında olmalıyım. Ölümse gelen yine beraber. Atılacak her kurşunda göğsümü sana siper ederim. Oldu çocuk, bu akşam gidiyoruz. Çankaya'da başlayan değişim rüzgarı dalga dalga Ankara'ya yayılıyordu. Akşamları kadınlar ve erkekler aynı atmosferi soluyor, kadınlar yüzyılların getirdiği çekingenlik ve korkuyu ev sahibelerinin özgüveniyle aşıyordu. Böylesi bir eşitlik anlayışını savunan Latife Hanım, ülkenin değişim ve dönüşümünün planlandığı Çankaya Köşkü'nde bir aile hayatı da kurmak istiyordu. Yatak odalarına yaverlerin girdiği günler geride kalmış, protokol uygulanan bir cumhurbaşkanlığı köşkü yaratılmıştı. Ancak Latife Hanım'ı huzursuz eden kimi alışkanlıklar sürüyordu. Mustafa Kemal yıllarca cephelerde savaşmıştı. Birlikte ölüm çemberinden geçtiği arkadaşları ve idealleri vardı. Latife Hanım, geceler boyu süren tartışmaların, yemeklerin ve kadınların katılmadığı toplantıların yıpratıcı olduğunu düşünüyordu. Sevdiği erkekle özel bir şeyler yaşama isteği giderek bir tutkuya dönüşmüştü. Genç, tecrübesiz fakat kendine de güvenen bir kadın. O güvenin sınırlarını bilmesi çok çok zor. Her gelin bunu yaşıyor. Yani Latife Hanım sonuç olarak her gelinin yaşadığını yaşadı. Kayınvalidesi yoktu. Binlerce kayınpederi vardı. Kayınatası vardı. Yani kayınbiraderi vardı. Böyle bir ortama düşüyor. Ve o ortamın içerisinde bazı şeyler onu üzüyor. Yemeklerin sabaha kadar sürmesinin eşinin sağlığına zarar verdiğini düşünüyor, Mustafa Kemal için kaygılanıyor, müdahaleleriyle onun tepkisini çekiyordu. Latife Hanım'ın bir aile ortamı özlemi kimileri tarafından bir kaplanın evcilleştirilmesi mümkün mü diye eleştiriliyordu. Latife Hanım'sa, ben kaplanı evcilleştirmiyorum, pençelerinden kendimi korumaya çalışıyorum diye kendini savunuyordu. Alman yazar Mikuş'a göre yaşanan gerilimin ardında ruh ikizleri vardı. İkisi de güçlü karakterlerdi. Gururluydular, serttiler, tavizsizdiler. İkisinin karakterleri de birbirine çok benziyordu ki bir uyum sağlamaları mümkün olmadı. Kimin üstünlük sağlayacağını belirleyecek sessiz bir savaşa girmeleri kaçınılmazdı. Bu defa savaşın mağlubu önceden belliydi. 1925 yılının 20 Temmuz'uydu. Mustafa Kemal'in yine arkadaşlarıyla birlikte olduğu bir gece ipler koptu. O gece yaşanan tartışmanın ardından Mustafa Kemal yakın dostu İsmet Paşa'nın evine gitti ve ayrılma kararını açıkladı. Latife Hanım Ankara'yı terk etmeliydi. Karısının bu aşık olduğu gücü bir noktadan sonra arkadaşlarıyla ve devlet arasında ve kendisi arasında bir problem
teşkil etmeye başladı. Karısına hak verdiği durumlarda arkadaşlarını kırıyordu. Ve bu zorunluluktan bir yerde Latife teyzemi kurtarmıştır. Bir arkadaşının sen de tahammül etseydin lafına Latife teyzem şöyle cevap vermiş. Kocam beni tahammül zorunluluğundan kurtarmıştır. Latife Hanım giderken çeyizinden hiçbir şeyi yanına almadı. Gözünde hiçbir değeri yoktu. Yeniden Mustafa Kemal'le barışmak ve yeniden sevdiği erkeğe dönmek dışında hiçbir isteği yoktu. Oysa gazi kararını vermiş ve bütün kapılarını kapatmıştı. Latife Hanım evinden ve eşinden ayrılacağı o gün Mustafa Kemal'in tazısı kolyeye baktı ve "Ne tuhaf kolyeciğim, sen kalıyorsun burada ama ben kalamıyorum" sözleri dudaklarından döküldü. Devlet erkanı tarafından İzmir'e uğurlandığında çıkarttığı tartışmaya çoktan pişman olmuştu. Geri döneceğine inanıyordu. O umudu kabusa çeviren gelişme ise çok kısa bir süre sonra akrabaları aracılığıyla Latife Hanım'a iletildi. Gelen evrak talakname, yani boşanma evrakıydı. Mustafa Kemal eşini hükümet kararnamesiyle boşamıştı. Alafranga başlayan bir evlilik serüveni Alaturka bir ayrılık öyküsüyle sona eriyordu. Ayrılıktan sonra bir daha birbirlerini hiç görmediler. Latife Hanım büyük aşkını yüreğine gömdü ve yarıda kalan bu evlilik onun bütün yaşamını değiştirdi. Kadınları görünür kılmanın sembolü olan Latife Hanım artık görünmez olmuştu. Aradan yıllar geçti. 1934'te soyadı kanunu çıktığında Mustafa Kemal eski eşinin ailesiyle birlikte aynı soyadını almasına itiraz etti. Nüfus cüzdanlarına baktı ve Latife Hanım'ın soyadı hanesine Uşşaki yazılmasını istedi. Anlamı aşıklardı. Aralarındaki bu son mesajdaki tek sözcük aşktı. Çok ağlamış. Çok duygulanmış. Duygulanmamasını bekleyemezsiniz. Yani ben bile şu an gözlerim yani doldu. Hakikaten. Sadece onun hüzünlü gözlerini görürdüm. O güzel siyah gözleri hüzünlü bakardı. Tebessümü hüzünlüydü. Yani o büyük yaşlarımda onu hissettim. Bir gün sordum Latife teyze, bir daha evlenmeyi düşündünüz mü diye. Bana baktı ve sen de mi Şen dedi. Yani sen beni tanıyorsun, sen bana böyle bir suali nasıl sorarsın gibilerden. Bu görülmemiş bir sevgiydi. Taparcasına Atatürk'e, tapardı yani Atatürk'e. Kendi ruhunu, canını feda etmeye hazır olan bir insandı. Ayrılırken birbirlerine verdikleri bir söz vardı. Evliliklerine dair hiç kimseye hiçbir şey anlatmayacaklardı. Latife Hanım ve Atatürk bu sözlerine ölünceye kadar sadık kaldı. Bazı neşriyatlardan dolayı da çok müteessir olmuştur ve çok günlerle, aylarla ağladığını biliyorum ve muazzam bir ıstırap içinde kıvranıyordu. Çünkü Atatürk'ler kendileri birbirlerine karşılıklı karar vermişler, söz vermişler, katiyetle biz hayatımızdan öldükten sonra da şimdi de bahsetmeyeceğiz. Yaşamının 2,5 yılına sığan o büyük aşkın anısına saygıyla hiç kimseyle evlenmedi. Öylesine bir tutkuyla bağlanmıştı ki İstanbul'un sokaklarında o sevdanın izini sürdü. Ve sonunda Harbiye'de o Safir Apartmanı'nın 7. katını satın aldı. Ve oraya ben her gidişimde dikkatimi bir şey çekiyor. Hep pencerenin önünde buluyorum onu. Ve devamlı aşağıya bakıyor. Bir gün merak ettim, dedim artık dayanamayacağım. Teyzem nedir dedim özellikle, yani Harbiye Caddesi'nin trafiğinde ne görüyorsun? Gel bak yanıma dedi. Bak dedi, bir Atatürk heykeli var dedi. Aslına sadık olarak yapılmış tek heykel bu dedi. Bütün İstanbul'u dolaştım. Böyle dedi aslına sadık bir heykel bulayım, karşısındaki evi satın alayım diye baktım dedi. Ve bunu gördüm dedi.
Onun için bu apartmanı aldım dedi. Çünkü hayat standartlarına göre oturması düşünülemeyecek bir apartman aldı kendine. Latife Hanım 1938'de sevdiği erkeği sonsuza dek kaybetti. O günlerde hastaydı ve yurt dışında tedavi görüyordu. Birbirlerine veda bile edememişlerdi. 1953'te Atatürk'ün naaşı ebedi istirahatgahına Anıttepe'ye taşındığında ziyaretine gelen Jale Tulga'dan çok özel bir istekte bulundu. Yıllardan beri gerçekleştirmek istediğim bir şey vardı. Cesaret edip kimselere söyleyemediğim. Ankara'da bir çiçekçiden bir tek kırmızı gül al lütfen. Ama bir tek. Onu Anıtkabir'e götür ve Mustafa Kemal'in mübarek kabrinde yere bırak. Ayak ucuna. Kimden geldiğini o anlar. Ama sen yine de bunu Latife gönderdi diye söyle. Bu iyiliği yapar mısın? O gün Anıtkabir'deki dev anma töreninde binlerce çelenk arasından bir gül sevdalısına ulaştı. O gülde bir tutku, bir ülkenin kuruluş öyküsü, ihtilal günlerinin efsunlu kokusu, bir yaşamın adanmış özverisi ve hüzünlü bir aşk hikayesi vardı. Basamakla çıkılıyormuş. Bunların hepsi sonradan geldi zaten. Buyurun. 3-4 basamağa ayağım resmen girdi çatıp diye yani. Yasemin'e çok benziyor. Bu odada kıymetli bir kahve fincanı olması. Vallahi gibi. Öyle annem verdi onu buraya. Bu fincanı da Atatürk hakikaten çok severmiş. Zannederim ilk kahvesi ikram edildiği andan itibaren ve kim pişirdi benim kahvemi çok lezzetli dediklerinde Latife annem kendi pişirdi demişler. İkinci gün açtığımızda bir 10 dakikalık geceyi ben yapıyorum. Bir tane 45-50 yaşlarında göbekli. Orada fotoğrafta vardı. Yarın sabah 11 burada.
Akşamlar bile komutan. Hadi merhaba bre. Hadi geliyorsun. Rahatsız olmadığını Fransız konsolosluğuna öğrenebilirim. Fransa'dan bir kez daha alıyorum. Yasemin biraz ağırlaştır. Sağa çekersen sağa gider. Sağa çekersen sağa. Sola çekersen sola gider. Dur. Oo, kısmına geliyor. Ben evin hanımıyım dediği zaman ne yapıyorsun? Abart, elini yukarı doğru yaz kaldır. Tamam mı? Evet, hazır. İzmir'i kurtaracak komutanla evleneceğini söylemiştim. Kahvedeyim, bu yudumlama ne zaman olsun benim? Elinizde olacak. Döndüğü anda yudumlatacağım ben size. He. Tamam mı? Bakın kızlarla kararını zaman öğreniyorsunuz. Halim var, tutup var, oturuyorsunuz. Şerbet, evet. Bakın, değil, biraz böyle değil. Bak, uyudun ayak eserini. Uyudu ne yapıyorsun? Bakıyorsun, ha? Uyur başı var. Tabancanı göster biraz. Göster biraz, evet. Benim için çok değişik bir deneyim oldu. Hiç yani böyle bir şey yapacağım aklıma gelmezdi. Yani okuldayken falan da hiçbir zaman yani bir tiyatro olsun şey olsun yalnızca sunuculuk rolleri üstlendim genelde. Genç böyle bir şeyin başıma geleceği aklıma gelmezdi ama çok hoşuma gitti gerçekten. İlk yani haberi babam verdi sanırım İpek Hanım beni de tanıdığı için ve benzerliği herhalde düşündüğü için böyle bir şeyi yapıp yapmayacağımı bana sordu. Önce çok şaşırdım tabii çünkü hiçbir oyunculuk şeyim olmadığı için. Bir de yani böyle bir şey hakkıyla yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ama kabul ettikten sonra gerçekten iyi bir iş çıktığını düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli oldu benim için. Çok değişik bir deneyim oldu. Hiç yani hayatımda yapacağım aklıma gelmeyen pek çok şeyi yaptım bu sette. Mesela dün bir fayton macerası yaşadık biliyorsunuz. Yani hiç aklıma gelmezdi oturup da bir faytonu kullanacağım falan. Kostümlerin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Sırf yani Latife Hanım'ın kostümleri değil, bütün kostümler ama tabii daha çok ben bunları giydiğim için. Yani onun karakterini, modern oluşunu, işte çağının önünde oluşunu çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Yani o kara çarşaflı şeyde bile ki benim en az çekmeyi istediğim sahneler onlardı. Orada bile bir edası, modern havası, daha batılılaşma şeyi göze çarpıyor. O yüzden kostümlerin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu belgesel çekimi daha başlamadan basında çıkan Atatürk benzerliğimle alakalı bir haberden ötürü Rıdvan Akar Bey kendileri bana ulaştılar. Böyle bir projemiz var. Olur oynar mısınız? Atatürk'ü canlandırmayı kabul eder misiniz? Ben de onur duyarım dedim kendilerine. Atatürk'ü canlandırmak hem de
yani istediğim bir olaydı zaten. Oyunculuk değildi yani istediğim, Atatürk'ü canlandırmaktı. Sette en zorlayan sahne Latife Hanım'la Mustafa Kemal Atatürk'ün merdivenlerinin başında karşılaşma sahnesiydi. 3 bölümde çekildi sahne. Yani 2-3 bölümde fayton sahnesi vardı. Sayın İpek Çalışlar'ın sahnesi vardı. Bağlantılı bir sahneydi. Ve merdivende tanışma sahneleri vardı. Ondan dolayı üçünün birbirine adaptasyonundan olsa gerek, o üçü bir bütün çekildiği için o zorladı. Yasemin'le Latife'nin birlikte çekilmiş bir fotoğrafında çok ilginç bulmuştum. İkisi birbirlerine benziyorlar. Yasemin Erboy, Muammer Erboy'un ve Zeynep Erboy'un kızı. Ve Latife Hanım'la ciddi bir benzerliği var. Şimdi Latife Hanım'ı kim canlandırabilir deyince aslında belki de benim ilk aklıma gelen Yasemin oldu. Yani çok hoş olabilir çünkü bir de yani onun büyük teyzesi, yani özel bir konum bu. Üstelik Yasemin o evde, evin okul olduğu zaman da orada okumuş. Bunu kendisinden daha sonra öğrendim. Baştan bir tereddüt etti yani. Ben bunu nasıl yaparım, yapmalı mıyım, yapmamalıyım? Çünkü ailenin hep bu konuda bir geri, yani kendilerini ön plana çıkarmama gibi bir tavırları var. Fakat sanıyorum Yasemin de kitabı çok sevmişti ve bir şekilde denemek istedi. Ben de çekimlerdeydim ve onun dönem kostümleriyle görünce Latife'yi görmüş gibi oldum. Çok çok hoşuma gitti. Yani ben kendim iki cümleyi nasıl söyleyeceğimi bilemezken Yasemin kostümlerin içinde aynen bir Latife gibi salına salına geziyor ve rolünü çok güzel yapıyordu. Yani defalarca tekrar ettiğim satırlar oldu ve sonuç olarak ortaya arkadaşlarım sayesinde iyi bir şey çıktı ama beni çok zorladı yani. Aslında bakarsanız Yalçın Balcı Latife Hanım kitabını çok değişik bir formatta çıkarmaya karar verdiğini söylediğinde biz çok heyecanlandık. Zira ilk defa böylesi bir ürün piyasaya sürülecekti. İşte bu noktada aslına bakarsanız bizim ve yönetmenimizin yaratıcılığı devreye girdi. Çünkü bu noktadan itibaren biz bu belgeselde canlandırmalar olması gerektiğini düşündük. Latife Hanım'ın hayatındaki en önemli kilometre taşlarını canlandıralım, tiyatral bir, dramatik bir biçime dönüştürelim diye düşündük. Bunun yanı sıra yine konsept içerisinde çok farklı bir yenilik olduğunu düşündüğümüz o tarihsel mekanı anlatıcıyı taşıdık. Anlatıcı o tarihsel mekandan izleyicilere seslenme olanağı buldu. Aslına bakarsanız belgeselde çok çarpıcı olan noktalardan biri Latife Hanım'ın akrabası olan bir genç kızın Latife Hanım'ı canlandırmasıydı. Bu cesur bir karardı. Zira Yasemin bir üniversite öğrencisi ve bugüne kadar amatör de olsa tiyatroyla ya da sanatla, sanatın bu boyutuyla hiç ilgilenmemiş. Kendisine teklifi götürdüğümüzde son derece olumlu karşıladı. Belli provalar yaptık. Acaba onda o kumaş var mı düşüncesiyle provalar yaptık ve o kumaşın olduğunu hissettik. Yasemin de projeye aynı heyecanla katıldı ve ortaya aslına bakarsanız belki de üçüncü kuşağın birinci kuşağa vefası ya da saygısı olan son derece anlamlı da bir boyut çıkmış oldu. Şimdi proje bizim Cumhuriyet tarihine ait 2,5 yılı kapsıyordu. Ve çok dar bir süre, Atatürk ile Latife Hanım'ın birlikte olduğu süre çok dar bir süre. Herkes tarafından fazla bilinmeyen, resmi tarih tarafından da göz ardı edilmiş, gölgede bırakılmış bir dönemi anlatacaktık. 7 tane sahneyi birebir canlandırdık. Bunun içerisinde yaklaşık 30'a yakın figürasyonuyla, oyuncusuyla insan görev aldı. Ve bir dönem filmi yaptığımız için o döneme ait aksesuarların, kostümlerin, makyajın, saçın hepsinin yapılması gerekiyordu. Özellikle burada önemsediğimiz başka bir şey Latife Hanım'ın kıyafetleriydi. Birebir fotoğraflar üzerinden gidilerek aynı kıyafetler diktirildi.
Çünkü o döneme ait olan özel şeylerdi ve bulunması çok zordu. Teyzesini oynayacaktı. Teyzesini tanıyordu. Onun duygularını biliyordu. Oyunculukta bizim için büyük bir risk taşımıyordu. Tek risk kamera karşısında heyecanlanması, korkması ya da yorulmasıydı. Ama Yasemin Hanım bunu çok rahatlıkla aştı ve olabildiğince doğal bir oyunculuk sergiledi.